Ben Abdullah Gölyer, eczacıyım. Serbest meslek icra ediyorum. Evet Abdullah Bey, koronavirüs size nasıl bulaştı? Ne zaman rahatsızlandınız ve hastaneye nasıl, hangi şikayetlere geldiniz? Ayın 21 tarihinde, geçen ayın 21 tarihinde yüksek ateşleri vardı, terleme vardı. Bunun üzerine ben hastaneye gittim, teşhis kondu bir gün sonra. Ve bunun üzerine ilaçlar verilip eve gönderildim. Fakat 7. günden sonra ağırlaştı vaka. Maalesef nefeste sıkıntı oluşmaya başladı. Mecburen şehir hastanesine gelmek zorunda kaldım. Eşinizle birlikte mi yakalandınız? Aynı zamanda aşağı yukarı değil mi? Aynı zamanda yakalandık. Fakat onun geçirdiği sıkıntıyla benimki çok farklı oldu. Ben nefes alamaz duruma geldim. Ve ihtiyaçlarımı bile oksijensiz halledemez hale geldim. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Son durum fena değil. Pazartesi yapılacak kontrollerden sonra inşallah çıkarabiliriz dediler. İnşallah bekliyorum pazartesi günü. Peki çalışırken mi koronavirüs bulaştı? Şimdi ben eczanede her türlü önlemi almıştım zaten. Hasta ve çalışan arasında bazı önlemler almıştım. Fakat ona rağmen yakalandım. Fakat bunu kimden, arabaya bindiğimde mi oldu, bir yere vardığımda mı oldu bilemiyorum ama bir şekilde almıyorum. Peki bu virüs hafif alan insanlar oluyor. Bunlara bir uyarınız olacak. Vallahi çok dikkat etsinler. Ben özellikle yani tabii gençlerin yakınlarına bulaştıracağı mikrobun hayatlarına mal olacağını bilmeleri lazım. Yani bunun için özellikle gençlerin mesafe, maske ve hijyene mutlaka dikkat etmeleri lazım. Çok önemli bir süreç ve yakında aşı çıkacak deniyor. Hiç değilse 5-6 ay geçti, 2-3 ay daha geçirelim de şu işi rahatlatalım diye düşünüyorum. Yani çok üzüntülü, çok sıkıntılı bir süreç. Yani yakınlarının ölmesi kimseyi mutlu etmez. Onları yaşatmamız lazım. Evet efendim, önce gösterebiliriz. Ben de Eczacı Şerife Gölgeli Sağlık Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Eşimin hastalığından dolayı şu anda refakatçi olarak yanında kalıyorum. Evet Şerife Hanım, eşinizle birlikte herhalde koronavirüsü kaptınız. Nasıl oluyor? Evet. Ekim ayının 20'sindeydi. Eşimi yüksek ateşli hastaneye götürdük. Gittiğimizde sürüntü testi ertesi gün pozitif çıktı. İlk günler iyiydi bazı şeyler ama ben ilaçları kullandıktan sonra iyileşmeme rağmen eşim her geçen gün biraz daha kötüye gitti. Hastalığının 9. günde onu ambulansla hastaneye getirmek zorunda kaldık. Gelemeyecek durumdaydı. Siz bu hastalığı evde mi atlattınız? Evet, ben evde geçirdim. 10 gün bir süreçte. Evet, ben normal filyasyon ekiplerinin verdiği tedaviyi uygulayarak sağlama kavuştum çok şükür. Nasıl bir süreçti bu? Yani zor bir süreç tabii ki. Evde kızım da hastalandı, eşim de hastalandı. Ama hastane süreci daha zordu. Vatandaşlara hani bu hastalığı hafif alan insanlar oluyor maalesef. Onlara ne söylersiniz? Vallahi eşim de söylediği gibi hiç kimsenin bu hastalığı hafife almasını istemiyorum. Çünkü insanın sevdiği kişileri elinin arasından uçup gideceğini düşünmesi çok zor. Evet. Şu anda da son durumu olarak eşinizin nasıl şu an? Şu anda iyi çok şükür. Artık gün içerisinde oksijenden ayrılarak geziyor, dolaşıyor odanın içinde. İlk günlerimizde hiç yataktan kalkamıyordu. Ama 2 gündür yataktan kalkacak hale geldi. İnşallah daha da iyi olacak. Tüm hastalara da acil şifalar temenni ediyorum. Ve herkesin hijyene, maskeye, mesafeye çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hasta olduğunu bilmeden bu hastalığı etrafına yayan gençlerin biraz daha sosyalliklerini azaltarak, evlerinde kalarak kendilerini ve sevdiklerini korumalarını istiyorum.